Merhaba sevgili arkadaşlar. Günlük hayatımıza kullanmış olduğumuz pek çok ürün, alet, edevat, kanıksamış olduğumuz halde hayatımıza girmiş bulunmaktadır. Bunların pek çoğunun nasıl üretildiği hakkında fikir sahibi değilizdir. Ama bildiğiniz bir şey vardır ki o da ilgili mühendislerin, bilim insanlarının, araştırmacıların bu ürünleri bugünkü haline dönüştürebilmek için çok fazla zaman, milyarlarca dolar para harcanarak bugünkü halini aldığını biliriz. Fakat enteresan bir şey var ki yine günlük hayatımızda olmazsa olmaz bazı ürünler var ve bunlar tesadüfen keşfedilmiştir. İşte size bugün tesadüfen keşfedilmiş 10 üründen bahsetmek istiyorum. Tesadüfen yapılan keşifler. Birinci sırada X ışını var. Keşfeden William Röntgen. Tarih 1895. Alman fizikçi karanlık bir odada katot ışınlarının emisyonunu incelerken baryum platin siyanürleri ile kaplı ekranda bir floresan parıldaması dikkat çekti. Röntgen parıldamasının yeni bir tür görünmez ışın emisyonu oluştuğu sonucuna vardı ve bu ışına X ışını adını verdi. İkinci sırada vazelin var. Keşfeden Robert Chisburg. Tarih 1859. Pensilvanya'da petrol kuyularında işçiler çubuk cilası olarak adlandırdıkları petrol çıkarma işinin bir yan ürünü olan siyah, vıcık bir yapışkan maddeden nefret ediyorlardı. Ama yanma ve kesiklerin iyileşmesine de yardımcı olan bu maddeyi genç kimyager Chisburg dikkat çekti. Genç kimyager Chisburg bu çubuk cilasının biraz rafine edilerek vazelin olarak kullanılabileceğini fark etti ve beyaz jeli üretti. Üçüncü sırada süper yapıştırıcı yani Japon yapıştırıcısı var. Keşfeden Harry Cover. Tarih 1942. Bir araştırma ekibi silah nişan tertibatı için materyal araştırırken siyano akrilatlarının inanılmaz yapıştırıcı gücünü fark etti. Ama yaklaşık 10 yıl sonra bu madde yeniden keşfedildi ve Harry Cover tarafından ticari hakları ele alındı. Dördüncü sırada teflon var. Teflon, keşfeden Ray Plunkett, tarih 1938. Bu Amerikalı bilim insanı bir silindirden tetrafluoro etilen elde etmeye çalışırken sıcağa karşı dayanıklı, durağan ve düşük yüzey sürtünmesine sahip beyaz bir toz buldu. Tesadüfen bulduğu şey aslında teflon maddesiydi. Beşinci sırada radyo astronomi keşfi var. Radyo astronomiyi keşfeden Karl Jansky'dir. Yıl 1932. Jansky, sesli radyo iletişimindeki statik karışımı araştırırken Samanyolu'nun merkezinden gelen radyasyonu belirledi ve radyo astronomi keşfetti. 6. Sakarin. Keşfeden Konstantin Fallberg ve Ayr Rampten. Tarih 1878. Rus kimyacı Konstantin Fallberg, sulfobenzoik asitlerle deney yaptıktan sonra yemek için evine döndü. Yemekteki şeker tat dikkatini çekti ve yemeğe ellerinden bulaştığını anlayınca hemen laboratuvara geri döndü. Tatlılığın kaynağını bulmak için kapların tek tek tadına baktı ve içindeki benzoik sülfür oluşmuş kırıcı maddeyi belirledi. 7. sırada penisilin var. Penisilini keşfeden Alexander Fleming. Tarih 1928. Stafilokok yerleştirmelerinde penisilyum küfünün bakterik kolonilerini yok ettiğine dikkat eden Fleming, mantardan yayılan bir madde belirledi ve bakterist olarak penisilin adını verdi. 8. sırada pişirme için mikrodalga. Keşfeden Per Spencer. Tarih 1945. Spencer, Amerikan savunma ortaklarından Raytheon için çalıştığı sırada cebinde bir paket çikolatayla magnetronun karşısında dikildiğinde çikolatanın eridiğini fark etti. Spencer dalgaları patlayan mısırlarla da denedi ve yemek pişirme potansiyelinin farkına vardı. 2 yıl sonra Raytheon ilk ticari mikrodalga fırınını piyasaya sürdü. 9. sırada vulkanize kauçuk. Keşfeden Charles Goodyear. Tarih 1839. Efsaneye göre Charles Goodyear ellerini fırçalarken yanlışlıkla kauçuk sülfür tozunu kızgın bir sobaya döktü ve kauçuk sülfür ile tepkiyerek kendisini sonradan vulkanizasyon olarak adlandırdığı bir süreç oluştu. Böylelikle vulkanize kauçuk tesadüfen keşfedilmiş oldu. 10. sırada Viagra. Keşfeden Arne Ostrom, Chris Weidman ve takımı. Tarih 1990'ların başı. Pfizer bilimciler tarafından geliştirilen faranjit için olası tedaviler arasında o zaman basitçe UK 92480 olarak bilinen sildenafil sitrat vardı.
Erkek gönüllüler başlangıç dozundan sonra birkaç gün boyunca sık sık bir şekilde ereksiyon olduklarını bildirince araştırmacı ekip daha sonra Viagra olarak adlandırılan ilacın potansiyelini tespit etti ve ticari patentini aldı. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi hayat sürprizlerle dolu. Kimi zaman bilim insanları ve araştırmacıların yıllarca uğraşıp keşfettikleri ürünler bazen tesadüfen yapılan keşiflerle hayatımıza giriyor. Umarım hayatınızda tesadüfen mutluluklar peşinizi bırakmaz. Hoşça kalın, takipte kalın.